0. Merhaba arkadaşlar, günlük problem dozum serisine hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu seride farklı yayınlardan, farklı sorulardan her gün bir tane çözmeye çalışacağız. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu sorunun benzeri 2021 TYT'de çıktı. Ve bu soru çok tepki aldı. Hakaret eden, küfreden, neler söyleyen, enteresan yorumlar yapan, sakın böyle yorumlara girmeyin. Soru gerçekten düşündürücü bir soru. Bence TYT'nin en belalı, en eleyici sorusu bu soruydu arkadaşlar. Şimdi bu sorunun bir mantığı var. Artık ÖSYM diyor ki, ben diyor sana az işlem yaptırıp çok kurgu kurdurabilirim. O yüzden kurgulara dikkat edeceksiniz, kurgulara odaklanacaksınız. Şimdi sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Bir kurstaki öğrencilerin bir kısmı 3 günde 2 kere. Çıkmış soruda 3 günde 1 kere diyordu bakın. Klon yapmıyoruz. Klon yok. 3 günde 2 kere. Diğer kısmı ise 2 günde 1 kere etüt salonunu kullanacaklardır. Bu etüt salonunu ilk gün, ilk 5 gün sırasıyla 19, 18, 14, 22 ve 15'dir kullanım sırası, tamam mı? Yani kullananların sayısı, tahtaya sırasını diye böyle yazdım. Buna göre 6. gün etüt salonunu kullanan öğrenci sayısı kaçtı? Şimdi arkadaşlar, şeytani kelime şu. 3 günde 2 kere derken ne demek istiyor? Yani 3 günden 2 gün seçeceksin. Ufak bir kombinasyon var. Şimdi olayı yapacağım. 3 günde 2 kere de olayı yapacağım. 3 günde 2 kere kullananlar. Bakın 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün, sana kaç soruyor? 6. gün. Çek, çek, çek. Evet. Şimdi arkadaşlar ikiye bölelim bunu. Belki daha fazla da bölmemiz gerekebilir. Şimdi böyle dursun. 3 günde 2 kere ne demek? 3 günden 2 gün seçecek değil mi? 1. gün, 2. gün olabilir. A, B. A, bir dakika. A, B. 3 günde 2 gün seçti ya. Burada seçmeyecek. A, B. Boşluk bırakacak böyle. Bak 3 günde 2 gün seçebilir. Yani 3 günde 2 gün seçiyorsan bu seçtiğin günler böyle ne yapabilir? Artışık olabilir. Burada beyin yanıyor. Evet, yanıyor. Denemesine bak. 3 günde 2 gün seçti mi? Şöyle bak. 3 günde 2 gün var mı? Şöyle bak. 3 günde 2 gün var mı? Şöyle bak. Bakamazsın. Bunu yazmadım. Ama onu doğrudun biliyorsun. Şimdi bunu 1. gün 2. günü değil de 3. 4. 2. 3'ü seçebilirdi. C, D. Boşluk. C, D. Bak 3 günde 2 kere. 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 Görüyor musun? 3 günde 2 kere. Senaryoları tek tek oluşturuyorum. Şimdi neye geldik? 1. gün ve 3. gün. E, F. E, F. Neden E, F bak? 1. gün böyle 3. gün kullanır. Sonra mecburen bir gün daha gelmiş gibi bak. 3 günde 2 kere. Bak 3 günde 2 kere. Bak 3 günde 2 kere. Bak 3 günde 2 kere. Oldu mu? Oldu. Şimdi bu senaryoları bitirdim. Yani şu adamın işi bitti artık. Bu bitti. Tamam mı? Korkmayın. Artık bununla işim yok. Şimdi geliyorum 2 günde 1 kereye. 2 günde 1 kere içinde 2 günde 1 kere dur. Durun bir sakin olun. 2 günde 1 kere. Heh. Bu insanlar şöyle gelebilir. X burada gelebilir. Şöyle gelmez. X şöyle gelebilir. Şöyle gelebilir. Böyle gider. Ya da 2 günde 1 geliyorsa burada gelebilir. Burada gelebilir. Burada gelebilir. Bak şu anda 2 günde 1. 2 günde 1. 2 günde 1. 2 günde 1. Ama adam 2. günde gelebilir. 2 günde 1. 2 günde 1. 2 günde 1. 2 günde 1. Etüt salonu için böyle. Şimdi arkadaşlar bakın olayın son noktasını darbeyi yerleştireceğim. 19, 18, 14, 22, 15 soru işareti. Şimdi şuraya dikkat edin. Nasıl yapsam bilmiyorum. Şöyle bir bakın. Dikkat edin. Harflere bak. B, C, X, F, D. Harflere bak. B, C, F, D, X, Y. İkisinin toplamı kaç? 18, 14 daha kaç yapıyor? 32. Bu ikisinin toplamı 32 olacak. O zaman bu kaç? 17. Bitti. Ne dedim? Bitti. Bu. Başka bir detay yok ya. Sistematik bu. Korkmayın. Hemen olsun. Çok denklem var. Kaç bilmeyen var? A, B, C, D, E, F, 6, 8 bilmeyen var. Ama çözüm denklem biliyor çözümünü. Toplama çıkarma işlemi. Mantığı da bu. Bu bazı arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. Hocam ben diyor hiç harf vermeden yaptım. Tamam yapabilirsin. Hayır demedik ki. Mantığı bu ama. Ben de sana mantığını gösterdim. İnsanları gruplandırdım. Böyle şeylere geçiyorlar arkadaşlar. Ben özellikle bu soru tiplerine ağırlık vermeye başladım. Ağırlık veriyordum ama şimdi ÖSYM'e bir bakıyoruz uzun soru soruyor. Bir bakıyoruz böyle soruyor. O yüzden ne diyoruz?
Yeni nesil, eski nesil, uzun, kısa, mantıksız hiçbir şey fark etmez. Yıklımatı takip eden bu soru affetmez diyorum. Bu video içinde Cebirhane Eğitim Kurumlarına ve C1 sınıfına öğrencilerime, Figen'e, Betül'e, Dünya'ya, Nihal'e, Sudem'e ve Mücahit'e, Cihat'la Mücahit biraz eş anlamlı ya, oradan karıştı. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.